İnsanların en değerlisi, insanlara faydalı olandır. Vakıflar İdaresi sunar. Evet, başladı birlikteliğimiz. Dün sizlere anons etmiştim. Benim çok sevdiğim bir kardeşim, sevgili Buket Özatay'la birlikteyiz. Title'ını az sonra aktaralım. Fotoğraf sanatçısı Buket Özatay'la birlikteyiz. Neden bunun altını çizerek söyledim? Sevgili Buket'in adını sizlere çok zikrettim ben bu ekranlardan. Hani sanatçı title'ının o kadar da kolay alınmadığını, böyle hani tabiri caizse tırnaklarıyla kazıya kazıya dedikleri ve şimdi biraz sonra onun ağzından tekrar dinlemenizi isteyeceğim ben sevgili Buket'ten. Hani ben böyle size söylüyorum, nereden bilir de söyler gibi düşünmemeniz adına, çünkü bana bu yorumlar da geldi. Hani neden biz de fotoğraf sanatçısı değiliz? İşte bir takım kriterler var. O nedenle işte altını çize çize fotoğraf sanatçısı Buket Özatay diye söyledim. Ha, şunu da söylemek istiyorum. Sevgili Buket, fotoğraf sanatçısı title'ını da aldım seni dedim. Gerek yok, gerek yok dedi. Fotoğrafçı yazsanız dedim, olur mu öyle şey? Hani bilinmesi gereken bir title benim için en azından çok değerli. Onun için biliyorum nasıl aşamalardan geçildiğini, abla kardeş çok dertleştik. Onun için o şekilde yazdırmayı istedim. Ben sevgili çok tercih Buket'im. Etmiyorum ama biliyorum, siz ısrar ettiniz. Sen tercih etmiyorsun ama bu title'ın var. Var mı? Yani şimdi evet, ben kendim kullanmayı istemiyorum. Evet. Çünkü çok yanlış da kullanılıyor. Ha, birileri like görüp kullanıyorsa evet, size de çok ısrar etmedim siz ısrar edince. Canım benim, çok teşekkür ederim. Ama ben ederim. Genelde fotoğrafçı diye kendimi biliyorum, tanıtırım. Biliyorum. Hani ben sen de çok güzel söyledin. Hani bir şekilde fotoğraf çekmeyi öğrenmeye başlayanların da fotoğraf sanatçısı title'ı kullandığını biliyorum. O nedenle hani böyle program başında bu şekilde girmek istedim. Benim programımda evet, en azından ben izin de verdim fotoğraf sanatçısı olarak. Kalsın istedim. Teşekkür ederim. Hoş şimdi, geldin. Hoş geldin. Bulduk. Şimdi bunun nedeni, ülkemizde diğer sanat dallarını bilmiyorum. Evet. Fakat fotoğrafçılıkta özellikle benim son birkaç yıldır rahatsız olduğum bir konu bu. Mesela bir yerde bir sergileme alıyor bir fotoğrafçımız. Bu işe yeni başlamış veya birkaç tane ödül almış. Henüz bir birikimi yok. Birkaç yıllık fotoğrafçı veya 3-5 aylık fotoğrafçı. Kendilerini fotoğraf sanatçısı diye lanse ediyorlar. Evet, dolayısıyla onun hiçbir kıymeti olmuyor. Ben şahsen ben kendimi de öyle görmüyorum. Yani iyi bir fotoğrafçı olabilirim, birçok başarılarım olabilir. Evet. Ama sanatçı olmak o kadar kolay değildir. Ben bile bu yıla 20 kusur, bu işe 20 kusur yılımı verdim. Bunu kendime çok yakıştıramıyorum. Yani çok hak ettiğimi düşünmüyorum. Canım benim. Dediğim gibi birçok yeni arkadaşımızın bunu çok kolay sahiplenmesi beni rahatsız ediyor. Dolayısıyla o yüzden ben fotoğrafçı kalsın diye ısrar ettim. Ama yani şimdi fotoğraf sanatçısıysa fotoğraf sanatçısı. Evet. Benim zaten için, benim için öylesin. Yani ben süreci de bildiğim için, çünkü her zaman bu konu programlarda açılıyor sevgili Buket. Ve hani ben senle konuştuğum, senden öğrenip aklımda kalanları söylüyorum. Hani şu kadar sergileme diyorum. Ödüllerinizin olması, yurt dışında sergilemelerinizin olması falan falan diye ben anlatmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten bu kadar kolay olmamalı. Hani evet, toparlayacak olursak bir o diyeceksiniz ki yani sanatçı bu kadar mı önemli? Bu kadar önemli. Hani müziğe baktığın zaman yıllarını vermiştir, emek vermiştir. Bir, tabii ki bir devamlılık lazım, uzun yıllar lazım. O, onun hayatı o. Evet. Kendini ona adamıştır. Evet, ben mesela fotoğrafla ilgili bir yıl
TV'de program yaptım. Evet. Kendim evet. hazırlayıp kendim sundum. Şimdi ben TV programcısı, çok televizyon güzel. Programcısı olmuyorum ki. Bu kadar. Evet, bu ben kadar. Onu hobi olarak bir yıl... Onu da deneyimledin hayatında. Evet, kendi güzel, mesleğimle biliyorum. İlgili yaptım. O kadar yani ben değilim. Güzel bir anı olarak veya, kalmıştır tabii hayatında. Tabii birkaç defa değişik dergilere, gazetelere, aha. gezi fotoğraflarımı da harmanlayarak yazılar yazdım. Bu benim yazar olduğumu göstermez çok güzel ki. Çok güzel Buket, çok güzel. İşte bugün evet. anlatmaya çalıştın. Hani çok rahatsızlığı olan kişiler var aslında, sizler ifade etmiyorsunuz. Hani bu title sahibi olan kişiler demek istiyorum ben. Evet. Sanatçı title'ı. Onlar dile getirmiyorlar. Hani yani bunun bir prosedürü var, bir yaşanmışlığın işte az önce aktardığım gibi. İşte sizler dile getirmiyorsunuz. O nedenle belki de birazcık o cesareti de bulup bu title'lar evet. konabilir. Çünkü hep sohbet etmiştim. Hani ben şunu da söylemek istiyorum. Dikkat ettiyseniz ben programlarımda hep ya ablacığım diye konuşuyorum ya işte kardeşim derim. Buket mesela benim kardeşim ve bizim sohbetlerimiz çok pardon. Derin derin sohbetlerimiz olmuştur. Şunu söylemek isterim en azından. Hani ben nasıl bir süreç, babadan geçme bir hayat, bir yaşam var ellerinde. Hani şunu göstermek istiyorum. En basiti şudur. Az önce dedim ki Buket 11.si mi? Evet Şam Ayap'la 11 yıl oldu dedi. Ve biz Smart programında birinci bölümünde, birincisinde benim Smart programımın ikinci bölümü Buketlerin de sergisinin ilkiydi. Ve 11 yıl geçmiş. Ne kadar zaman geçiyor bak. 11 yıl sadece işte evet. fotoğraf hayatım burada geçti zaten. Hep bir de böyle çok hassastırlar. Hep bir iyisi olsun, bir iyisi olsun. Evet, zaten biliyorsunuz benim babam fotoğrafçıydı. Evet. Ben fotoğrafın içine doğdum, büyüdüm. Evet. Hep fotoğrafla büyüdüm babamın iş yerinde. Babam sürekli fotoğraflarımızı çekiyordu. Benim de fotoğrafa farklı anlamda yani meslek dışında sanatsal anlamda ilgi duymam da 97 yılında başlıyor. Ve o zamandan bu yana uğraşıyorum fotoğrafla. Hem işim fotoğrafçılık hem hobim fotoğrafçılık. Son 5 yılı geçti. Temel fotoğrafçılık ve Photoshop dersleri veriyorum. Tabii biliyorsunuz Gönül Sam'da. Evet, dolayısıyla da hayatımın her anı, neredeyse uyumadığım her an fotoğrafla gözünü dolu. Gözünü açar evet. açmaz onlasın. Evet. Ve şöyle de bir şey var. Bu yıl ben her yıl bir farklılıkla geliyorsunuz. Farklılıklar oluyor. Çıta yükseliyor. Bu yıl neler yaşadınız? Ne özellikler, evet, ne farklılıklar iki var? İki gece önceydi sergi açılışımız. Evet. 16 Nisan'da açıldı evet. sergimiz. 27 Nisan'a kadar Atatürk Kültür Merkezi Lefkoşa'da izlenebilecek. Bu yıl bilmiyorum neydi farkı ama bana da çok coşkulu geldi. Coşkulu geldi bilmiyorum. Mi? Çok güzel bir kalabalık vardı. Çok güzel bir samimiyet vardı. Kültür Dairesi Müdüremiz Sayın Şehbal Hamzaoğlu'ları, kendisi benim çocukluk arkadaşım. Evet. O da çok duygusal bir konuşma yaptı. Herkesi biz dahil ağlattı. Cumhurbaşkanımız açılışı yaptı. Bakanlarımız vardı. Birçok fotoğraf sever, sanat sever. Özhan Özatay'ın, babamın akrabaları vardı. Çok güzel bir akşam geçirdik. Ödül töreni evet. gerçekleşti. Ardından sergi açılışı oldu. Dostlarla, fotoğrafçı dostlarla, diğer dostlarımızla bir araya geldik. Çok güzeldi. Babamı böylesine bir etkinlikte anmak ve bunu 11 yıl başarıyla sürdürmek. Ve çok şu önemli. An, evet, ilk yılından itibaren 11 yıldır bu yarışma ülkemizdeki en çok katılımlı fotoğraf yarışması konumundadır. Hem fotoğraf bazında hem fotoğrafçı bazında. Tabii ki bu bizim için çok anlamlı bir şey, tabii gurur ki. Verici tabii. bir olay. Tabii. Çok özveride bulunuyoruz. Çok kolay bir organizasyon değildir bu. Çok zamanımızı alıyor, çok emek harcıyoruz. İki boyutu var bu yarışmanın. Birincisi jüri üyelerimiz geliyor Türkiye'den. İki tane, bir de Kıbrıslı jüri üyemiz var. Bu yıl Kıbrıs'tan Senih Çavuşoğlu vardı. Dolayısıyla da öyle bir sürecimiz var. Jüri buraya geliyor, fotoğrafları seçiyorlar. Ardından her yıl bir fotoğraf söyleşisi ve sunum hazırlıyoruz. Ödülleri de orada açıklıyoruz. Dolayısıyla o da çok büyük bir organizasyon. Tüm fotoğraf severler yarışmaya katılan veya katılmayan bu etkinliğe katılabiliyor. Evet. Bu jüri üyelerinin fotoğrafla ilgili sunumlarını, yorumlarını,
bizim bu yılki yarışmayı nasıl değerlendirdiklerini anlatıyorlar. Güzel bir etkinlik oldu, o da çok. Mart ayının ilk haftası, ilk haftasıydı, yaptı. Evet, Golden yani. Tulip Otel'de gerçekleştirdik onu da. Çok güzel geçti, çok samimi, güzel bir ortamda geçti. Ardından da sergiye hazırlandık. Tabii ki kataloğumuzun hazırlığı, serginin hazırlığı, birçok organizasyon var, ödüllerimiz var. 22 tane ödül dağıttık bu yıl. Bunların iki tanesini Özatay Fotoğrafçılık veriyor, profesyonel fotoğraf makineleri. Diğerleri de sponsorlarımız aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Sponsorlarımızın birçoğu uzun yıllardır, 8-10 yıl belki daha fazlası bize ödüllere sponsorluk yapan firmalar, kurum kuruluşlar vardır. Nedeni de her yıl geliyorlar ve bu organizasyonun geliştiğini, gerçekten güzel bir şekilde yapıldığını görüyorlar ve devam ediyorlar yine ödülleri vermeye bu yarışma için. Bu da bizim için güzel bir sonuç. Bu neyin göstergesidir sevgili Buket, biliyor musun? Hani 8 yıl, 9 yıl birilerine katkı koymak demek. O işin artık oturduğunu, artık benimsendiğini, her yıl sponsor girecekleri etkinliğin çıtasının bir tık daha yukarıda olacağını. Evet. Çünkü sizler de, yani 11 yıl dedik ve hemen hemen çoğunda da seninle birlikte oldum. Hep bir sürprizle karşılaştık sizde. Yani renkli daldı, siyah beyaz da var çama yapla dedin. Evet. Bir sene sonra doğa da katıldı çama yapla dedin. Öyle dedin, böyle dedin. Evet. Habire böyle farklı hani fotoğrafçılık adı altında ne yaşayabiliyorsa bir fotoğrafçı, hepsinden bir çeşit vardır artık. Yani bunu çeken var, bunu çeken var. Evet. Kısıtlama artık demiyor kimse. İşte Özatay'ların işte yarışmasına katılmak istiyorum ama işte ben doğa çekiyorum, onlar da doğa kategorisini almıyorlar. Evet. Yok sizde. Herkes kendinden bir şey buluyor. Ve en güzeli de şudur, ben şunu söylemek istiyorum, daha böyle fotoğrafçılığı benimseyip, ben çok iyi öğrenip bu işi bilerek yapmalıyım diyen gençler size çok katılıyor. Evet. En güzeli de budur. Evet, her yıl doğru yerde olduklarına inanıyorlar. Aynı katılan isimler de var. Bir de her yıl yeniler ekleniyor. Hiç bizim bile adımızı duymadığımız fotoğrafçılar çıkıyor. Çok önemli. Bazıları sergilemeler, ödüller alıyor. Biz de tanımıyoruz ki bu işin içindeyiz uzun yıllardır. Evet. Tabii ki çok güzel. Tabii çünkü ki. Yarışmalar, geçen akşam Cumhurbaşkanımız da söyledi açılışta. Teşvik ediyor insanı, motive ediyor bu tarz etkinlikler. Dolayısıyla da fotoğrafçılarımız ilgi duyuyor. Zaten onlar olmasa, sponsorlarımız olmasa, biz ne kadar da emek harcasak bunu gerçekleştirmemiz mümkün olmayacak. Evet. Dolayısıyla da ben her zaman tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Onlar olmadan, onların bu şahane fotoğrafları olmadan bu sergi, bu yarışma da olmaz. Ve şey vardır, ben ismini şimdi unuttum. Fotoğrafla uğraşan bir arkadaşla konuştuğumda döndü şey dedi. İlk kez katılıyorum dedi. Neyle başlıyorsun dedim. Yarışmaya giriyorum dedi. Buket Özatay'ların dedi. Özcan Özatay'a mı dedim. Evet abla, oradan başlanmalı dedi. Bak ya, bu çok güzel bir cümledir. Evet, yani nefes. Oradan başlanmalı. Evet. Hani yolum oradan geçmeli. Bazı fotoğrafçılar da var. Bu çok güzel bir şey. Sadece bize katılıyorlar. Çok önemli. Evet, hani bunları mesela duymak çok güzel bizim için. Bu emeklerimizin karşılığı, bu güzel sözler. Kesinlikle. Hani bakıyorum jüri üyelerine, az önce sevgili seçici kurul üyelerine, Türkiye'den iki kişi dediniz, Erdal Kınacı, evet. Yekta Ali Kurtuluş ve Kıbrıs'tan da Senih hocamız, Senih Çavuşoğlu var. Evet. Katılım çok fazlaydı, biliyorum. Evet, olduğu gibi çok fazla. Ve yani zorlandı, mutlaka zorlanma tabii olmuştur. Ki, yani tabii çünkü ki. Sizin işiniz de zor sevgili Buket. Evet, jürinin işi de zor. İki gün evet. Uğraşıyorlar. Birçok fotoğraf geliyor. Kolay İlgi mı çok. Tercih etmek? Evet. Onların işi de zor. Bir de şey var sizde. Ben onun da bilgisini senden, hani en azından sen ne düşünüyorsun? O çok önemli. Şimdi çıtanız çok yükseldi. Ve seçmek de çok zor. Mesela geçen yıldı, yine unuttum isimlerini, çok da unutur hale geldim. Çok kötü bu iş. Birisi şey dedi,
ödül alırım diye beklediğim fotoğrafım ödül almadı dedi. Bir başka fotoğrafımdan ödül aldım ben dedi. Sergileme aldım falan. Tabii oluyor. Bana da oldu geçmişte çok. Seninle de çok konuşup beklerim falan dedi. Hepimize olur o. Hiç beklemediğimiz bir fotoğraf. Çünkü karşı taraftakinin bakış farklı. Tabii. Yani jüriler de bizim gibi insanlar. Hepsinin farklı görüşleri, farklı bilgileri, o anki ruh halleri. Birçok şeyin birleşimi bunlar. Dolayısıyla da bazen beklentilerimiz, beklediğimiz fotoğraf ödül alamayabilir. Başka bir fotoğrafımız alabilir veya hiç almayabiliriz. Tabii canım. Evet. Şimdi bu sene kaç fotoğraf vardı sevgili Buket sergide? Bu yıl 112 adet fotoğraf 112. sergilendi. 49 kişinin. Artık size yetmeyecek Atatürk Kültür Merkezi. Atatürk Kültür Merkezi'ne zor sığışıyoruz zaten. Bir yıl 140 sur fotoğraf seçmişti jüri. Evet, evet. Bayağı zorlanmıştık. Evet. Kaçırmayın diyorum çünkü gerçekten hani sen dedin ya enerjisi bu sene çok fazla. Evet şöyle, yani bilmiyorum bu yıl her yıldan de, çok farklıydı. Ben de çok farklı hissettim. Kataloğun içerisine de baktığım zaman şöyle çeviriyorum sayfaları sen anlatırken. Böyle renkli renkli canlı canlı. Evet özellikle doğa fotoğrafları, doğa fotoğrafları çok güzel çok renkli. Siyah beyazlar benim her zaman ayrıcalıklı. Benim için de. Çok değerli. Biraz önce geçen benim fotoğraflarımın çoğu da siyah beyazdı. Yavaş yavaş bunlar da böyle ekranda evet, geçiyor ben görüyorum karşıdan. Onlara da çok güzel fotoğraflar var. Ne kadar ilerledi ülkemizde fotoğraflar? Evet çok ilerledi. Benim, yani bunu ben hep söylüyorum. Senden duymak istiyorum. Çünkü dedin ya az önce gözümü açar açmaz ben fotoğrafın içindeyim. Evet. Yani o günün senin 24 saatin her neyse fotoğrafladır. Hani kendin için yapıyorsun işte yarışmaların. Ne güzel kurslar var, çok güzel çalışmalarınız var. Bir günde mutlaka orada sizinle olmak istiyorum. Çünkü İnşallah. Çok güzel çalışmalar çıkıyor. Ekibin de çok keyifli, sen de. Evet, şimdi ben özellikle bu son, yani daha önce de böyle son 10 yıldır fark ediyordum ülkemizde. Var değil mi? Fotoğrafa çok büyük ilgi var. Aslında tüm dünyada var ama biz özellikle ülkemizi konuşuyoruz şu an. Evet. Çok büyük ilgi var fotoğrafçılığa ve her yerde söylüyorum. Güney Kıbrıs'tan, Kıbrıs Rum toplumundan önde olduğumuz konular neler bilmiyorum ama ben bir tanesini biliyorum. O da fotoğrafçılık. Şimdi, fotoğraf sanatında biz çok daha iyiyiz onlardan ve bunu birçok arkadaşımız da gözlemliyor. Gerçekten çok daha iyiyiz, çok daha başarılıyız, çok daha iyi fotoğraflar üreten fotoğrafçılarımız var. Bir de bu 5-6 yıldır Gönyeli Sam'da temel fotoğrafçılık kursları veriyorum. Orada fark ediyorum 4 aylık benim kurslarım. Bir kurs bitiyor hiçbir ara vermeden ertesi hafta tekrar yeni kurs, yeni ekiple başlıyorum. Çünkü kursa yazılanlar çoğalıyor ve grup açılması gerekiyor. Hiç dinlenmeden yani 1-2 hafta ara verelim tekrar başlayalım olmuyor hemen. Çünkü herkes heyecanla kursun başlamasını bekliyor. Sosyal hayat buldu insanlar bununla sevgili Buket bence. Bir de şimdi çektikçe hani fotoğraf çekmiyorum ama sizlerle mümkün olduğunca olabildiğimce olmaya çalışıyorum. Ufkun genişler hani sizlerden duyduğum bakış açın farklı. Tabii farklı gözlemlersin. Farklı gözlemlersin. Dolayısıyla hani şeyler var. Cep telefonlarıyla çok güzel, çok kaliteli cep telefonları var. Güzel fotoğraf da çekiyorlar mı? Evet, görüntüde çekiyorlar. Görüntüde çekiyorlar ama. Görüntüde. Kaydettiğinizde çözünürlükler bitiyor. Kötü. Ve çoğu kişi de şunu fark ettim. Az sonra bu karelerde duracağız. Çünkü çok özel bir şey anlatacağım. Sen de değindin Buket. Ne zaman ki diyorlar kurslara başlıyoruz bir şekilde. Çok keyif almaya başlıyoruz. Ve ben her zaman örnek gösteriyorum. Sizleri aynı kelimeyi sen de söylemiştin bana. Bir gün dedim ki işte fotoğraf konuklarım vardı sen de söyledin. Sen fotoğraf makinesine hükmettiğin zaman fotoğraf çekersin. Evet. Yani çünkü, hatırlıyorum bunu hatırladın mı? Çünkü çok iyi hafızan. Biz belki Buket'le alsak fotoğraf makinesini desek ki Çamay abla al aynı makine sana veriyorum. Bende de aynısı. Şurayı çekiyoruz. Evet çekerim ama Buket'in gözlemlediği veya ya da odakladığı ve de tekniği makineye hükmettiği fotoğrafla benim makinemden çektiğim evet, aynı kesinlikle değil. Çok önemli bir şey. Hem kompozisyon hem teknik bilgi, estetik bilgi bunların
birçoğunu barındırmamız lazım. Ama bu yeni fotoğrafçıların ya da başlayıp da başlamak isteyenlerin özellikle başladıktan sonra çok keyif almasının nedeni bence gözlemlediğim ve kendimde de bunu görüyorum. Fotoğraf makinesini elinize alıp çıktığınızda gerek doğa fotoğrafçısı olun, manzara, bu tarz şeyleri çekmeye gidiniz veya sokaklarda insan fotoğrafları, mekanlar çekin, hiç fark etmiyor. İnsan tüm dünyasını unutuyor ve fotoğraf makinesine, denklanşöre ve bizlerin daha doğrusu gördüklerinin, çektiklerinin yani büyüsüne kapılıyor ve sadece o anı düşünüyor, onu düşünüyor. Ne güzel. Dolayısıyla da çok dinlendirici, evet. Ruhumuzu. Belki fiziksel olarak yoruluyoruz, özellikle sokaklarda dolaşıp fotoğraf çekiyorsak. Fakat ruhumuz dinleniyor. Eğer yorgunsak, stresliysek bu kesinlikle yok oluyor. Ben kendimde bunu fark ediyorum ve kursiyerlerimle de fotoğraf çekmeye gittiğimde, bunlar yetişkin kursiyerler, evet. Aynı şeyi onlardan da duyuyorum. Demek ki diyorum onlar da benim gibi hissediyorlar. Güzel. Hatta geçen hafta çekime gitmiştik. Yine birkaç tanesi bunu dile getirdi. Ne güzel bir şey. Evet. Ben de dedim ki demek ki çoğumuz aynı duyguyu hissediyoruz. Güzel. Fotoğraf çekerken. Yalnız şöyle de bir şey var. Onu da söylemek istiyorum size. İşte bu fotoğraf sanatçılarıyla bir mekana gidip oturup iki laf etmek çok zordur. Neden diyeceksiniz? Çünkü sağda sağda solda mutlaka bir şey bulurlar. Ya kafaları yukarıdadır, bir şey ararlar. Ya senin gibi, bir de sana sorar da görmedin mi onu? Görmedim. Şimdi bununla ilgili bir şey anlatayım mı? Bir gün bir arkadaşımla bir sokakta yürüyoruz. Ben bir bak, fotoğraf nasıl oluyor, çektim. İşte. Evet, önden gidiyordu. Ben arkadandım. Ya yani çok az mesafe vardı aramızda. Ben bir fotoğraf çektim, ona gösterdim. Bunu nerede gördün dedi, ben görmedim. Şimdi o şey amatör, böyle hobi olarak, daha bir hobi olarak işte şey yapıyor. Ben de dedim ki işte yukarıdaki binadan binayı çektim dedim, oradaydı. Diyor ben düz gidiyorum, yukarıya bakmıyorum. Ya. Dedim ki işte öyle. Benim gibi olursan dedim, bu kadar merak salıp bu kadar daha çok vakit harcarsan bu işe. Çünkü yani nasıl... Ve aynı tutkuyu hissedersen sen de sadece düz önüne, sağına soluna bakmayacaksın. Tabii yukarıya ki, aşağıya çevreye, her tarafa radar bakacaksın. Radar gibi diyorum gözleri bunların. Radar gibi sürekli evet. Nerede ne var ama yakalıyorsunuz. Önemli olan odur sevgili Buket. İşte ayrıcalıklı i̇şte olmak. Hep diyoruz ya bakmak değil görmek, görmek lazım iyi fotoğraf için. Evet. Şimdi az önce sevgili Buket dedi ki bizlere hani Güney Kıbrıs'taki fotoğraf sanatçılarından da ilerideyiz. Evet ilerideler. Neden? Çünkü dünyanın en büyük fotoğraf federasyonu olan Fotoğraf Sanatı Uluslararası Federasyonu tarafından EFIAP, evet. Doğru söylüyorum değil mi? Evet. Fotoğraf sanatında mükemmellik altın ünvanı alan ilk kadın fotoğraf sanatçısı sevgili evet, Buket. Kıbrıslı. İlk. Kıbrıslı. İlk kadın fotoğraf sanatçısı ve sayısız fotoğraf ödülü var. Bunların altını çizerek söylüyorum. Bakın dikkat edin yavaş yavaş. Sayısız fotoğraf ödülü sahibi Buket Özatay, Alasya Büyük Sanat Ödülleri kapsamında usta sanatçılara verilen İbnül Heysem ödülünü de önceki günlerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Yakında Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın İrfan Günsel'in elinden aldığı fotoğraflarımız içerisinde de var. Sevgili Vasfi bize bulursa onu da ekrana getirirsek çok sevinirim. Evet, hani nasıl hissettin? Büstün yapıldı, haberin yoktu, sürpriz oldu, yakında ödesin. Şimdi ben heykele heykel diyordum. Bugün evet. Yıldan Taşçı geldi, yanlış yazdın diyor. O büst heykel değil. Heykel diyor, bütüne deniyor. İngilizcesini doğru yazdın diyor. Ben de hemen düzelttim evet, onu. Evet. Evet. Evet, büst. Büstüm yapıldı. Şimdi sergi... Gurur duyduk evet, sevgili Buket'im. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben de çok oldu. Onur gurur duydum. Tabii gerçekten. Ki. Tabii ki. Şey olarak düşündüm. Yani bu kadar yıllık emeğimin gerçekten size biraz önce de söyledim. Yani benim neredeyse uyumadığım her an büyük bir bölümü biliyorum. Fotoğrafla geçiyor. Biliyorum. Çok emek harcadım yıllarca. Dolayısıyla da onun bir karşılığını görmek, birilerinin bunun takdir etmesi gerçekten çok onur. Güzel bir duygu, onur verici bir duygu, çok duygulandırıcı. Ben tabii ki bu ödülden veya büsten haberim yoktu. Sergiden de aslında çok
Evet evet, apar topar oldu. Apar topar oldu. Yakın Doğu Üniversitesi'nden yetkililer aradı. Benim bir sergimi açmak istediklerini söylediler. Ben de çok yoğun bir dönemde olduğumu Mayıs ayına bırakmamızı teklif ettim. Fakat çok ısrarla 12 Nisan'ı istediler. Dolayısıyla sanırım bu heykelden dolayıydı bu. O anda mı öğrendin Buket? Yani heykeli sonra... bilmiyordu. Heykel diyorum yine. Büstü bilmiyordum. Evet. Sadece sergiyi biliyordum ben. Ödülü sevgili falan da bilmiyordum. Fotoğraflarımızı büstü bulabilirsek evet, özellikle onu rica ediyorum. Bilmiyordum. Bir hafta içerisinde 190 tane fotoğraf birikimlerimden 190 tane fotoğraf hazırladım. Bunları bastırdılar. 12 Nisan'da sergi açılacaktı. 2 gün kala beni üniversiteye çağırdılar. Kırgızistanlı bir heykeltıraş yaptı o büstü. Evet, evet. Ve onun beni görmek istediğini söylediler. Evet. Böylelikle sürprizi bozdular. Bana sürpriz olacakmış. Heykeltıraş ısrar edince beni görme konusunda. Görmem lazım ya da bir evet, falan bakacaksın. Nasıl anlatsam anlatılması zor bir duygu. Çok haklısın. Bir odanın kapısını açtık heykeltıraşla buluşmak için. Bir baktım bütün duvar benim fotoğraflarımla dolu. Adam da büstü yapıyor. Böyle. Ne güzel bir duygu. Çok değişik bir duyguydu tabii baktım. Ki, her tarafta ki. Benim fotoğraflarım işte internetten falan büyük ebatlarda basmışlar, almışlar benim evet. sosyal medya hesaplarımdan. Ve adam onlara bakarak benim büstümü yapıyor evet. Evet, evet. Bir de beni görmek istedi. Kendisi ayrıyeten fotoğraflarımı çekti ve devam etti. 2 gün sonra da zaten sergi açıldı. Tabii ki başka fotoğrafçıların da bu sergilerin açılış amacı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne 1 yıl sonra açılacak. 15 Kasım'da açılacakmış 2020 yılında. Aa. Oraya eser hazırlığı yapıyorlar. Yani şimdiden bu eserleri büst, topluyorlar. Büst sende mi yoksa oraya? Onlarda kalacak. Onlar müzeye koyacak onu. Ha. Kıbrıs Sanat Müzesi'ne. Büstümüzü koyacaklar. Sonra eserlerimizin yanına büstümüzü evet. koyacaklar. Yani bu sergilediğim eserlerin... Evet, burada kalalım sevgili. Bir kısmı... Nasıl bakıyorsun? Evet, evet. Çok komik çıkmışım. Hayır, yani çok doğal bir bakış. Çok içten, çok evet, samimi. Evet, çok güzeldi. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi'yle evet, birlikte açtık çok büstü. Çok güzel Buket. Gurur duyduk. Cumhurbaşkanımız açılışı yaptı. Üniversite yetkilileri. Evet. Kurucu rektör Suat Günsel vardı. Evet. Güzel bir etkinlik oldu. Geçen gün çok duygusal oldu. Seninle ilgili birisi şunu söyledi. Ölmedim ki ben demiş. Niye büstüm yapıldı? Evet, ben dedim öyle dedim. Dedim. Dedim yok canım. Vallahi söyledi diyor. Söyledim. Ki, hani bir de şöyle bir şey var aslında Buket. Çok güzel bir şeye değindi. İlla ki böyle bir büyüğümüzün, çok değerimizin, çok sevdiğimizin. Allah ne demek de gerekir burada hani öldükten sonra böyle hani büstü yapılsın işte ne bileyim ona ait bir şeyler yapılsın. Buket de demiş ki büstünü görünce ölmedim ki ben neden büstümü yaptılar beni. Evet bana ilk söylediklerinde. Doğrusu da bu ama Buket. Tabii hani, de ben bir an bende öyle bir çağrışım yaptı. Sanki insanlar öldükten sonra büstlerini, heykellerini yapıyorlar. Olması gerekeni yaptılar evet, bu kez. Evet, oysa yapılıyormuş yani olması ölmeden gerekeni önce yaptılar, doğrusu benim bu. Benim ilk tepkim oldu. Çok hoşuma gitti. Sevineceğime üzüldüm. Ben ölmedim ki dedim. Ölmedim niye büstümü yapıyorsunuz? Söyledim ben dedim çocuk yanlış bir tepki vermedi doğru. Şaşırdı çünkü ilk kez böyle bir şey görüldü. Evet ve çok güzel bir duyguydu. Bir de ben büst açıldıktan sonra hoş bir espri yaptım. Ondan önce özgeçmişimi okumuşlardı. İşte fotoğrafta özellikle kadın olarak birçok ilklerin sahibiyim. Evet. İşte bu biraz önce bahsettiğiniz fotoğraf sanatında mükemmellik altın ünvanında da ilk evet. Kıbrıslı kadınım hem Rum hem Türkler içerisinde. Ayrıca Kıbrıs Türk toplumunda da bu ünvan seviyesine ulaşan ilk Kıbrıslı Türk'üm. Tabii öncesinde de özellikle kadın olarak birçok ilklerim var. Evet. Tabii hep onları saydılar özgeçmişimi okurken. Ben de çıktım dedim ki bir tane daha ilk ekledim özgeçmişime. Kıbrıs Türk toplumunda işte büstü yapılan ilk fotoğrafçı oldum. Evet. Ve çok teşekkür ettim yani. O yüzden hep bunlar buradaki yetkililer, üniversitedeki bunu çok aceleye getirdiler 12'si diye. Nedense teşekkür de ediyorum. Bana layık görmüşler ilk bana vermeyi. Ha. O yüzden çok aceleye geldi. Ki bunun arkası da gelecek. Evet, evet. Evet, evet. Yapılsın yani. Evet. Geçen hafta
Hikmet Uluçam'ın sergisi açıldı. Evet, babamın güzel. Serginin evet, olduğu evet, gün. Evet, onun da büstü evet. yapıldı. Zaten ikimizinki aynı anda yapılıyordu. Hı-hı. Daha sonra kimlere yapılacak bilmiyorum. Güzel. Fakat o, ilk güzel. Yapılan onunku ve benimki. Çok evet. mutlu oldum. Çok ve çok gurur duydum. Teşekkürler. Daha çünkü söylüyorum hani bazı şeyler vardır Buket. Söylemekten keyif alırsın. Ne güzel. Hani anlatırken seni işte ilk şu, ilk şunu yaptı, ilk. Hani ilk kadın. Bunlar güzel şeyler. Ve bizler de yani gurur duyuyoruz. Hele ben ablası olarak tabii ki gurur duyuyorum. Evet. Geçenlerde sosyal medyada birisi buna şey galiba kardeşlerimden biri şey yapmış. İsim vermeyeyim şimdi. İlk Kıbrıslı kadın diye yazmış. Tepki gösterildi. İlk Kıbrıslı Türk. Ya ilk Kıbrıslı Türk fotoğrafçı kadın. Bilmiyorum evet. öyle bir şey. Evet. Ama yani şey bu bir gerçek. 20 kusur yıldır Kıbrıs Türk fotoğrafının içinde olup hale daha üreten ve başarılar elde eden sonuçta başka bir kadın yok. Zaman zaman kadın fotoğrafçılarımız çıktı. Ya devam etmedi ya da şu an yeni çıkanlar var. Ne kadar devam ederler bilmiyorum. Onlar da umarım en az benim kadar başarılı olur. Hatta daha başarılı olurlar. Uzun yıllar devam ederler. Bu işte devamlılık çok önemli. Ben bugün buraya gelmişsem yılların emeği ve devamlılığı var burada. İşte birkaç yıl yaptınız, işte ödüller aldınız, şunu yaptınız, bunu yaptınız, bıraktınız. Orada biter. Ben en azından başladığım günden şu ana kadar halen aktif bir şekilde fotoğrafın içindeyim. Hem mesleki açıdan hem sanatsal anlamda. Hani şeyler var, bunu da göz ardı etmemek gerekir. Hep bugün onu konuştuk. Ben seni bildim bileli, hani lise bitti, hayatın buna yöneldi ve eğitimini aldın, gittin, araştırdın, öğrendin. Bu kedinin en güzel özelliklerinden bir tanesi de şudur, bunu da söylemekten çekinmiyorum. Bilgisini paylaşmaktan keyif alan bir kadın o. Bu benim çok için önemli. Öyle diyorlar, ben evet. bilmiyorum ama evet. kursiyerlerim de öyle diyor. Gerçekten öyle ve bunları söylemek de bizlerin görevi, söylemeliyiz. Hani pek çok kursiyeri var. Kursiyerleriyle arkadaş, kardeş, abla onlarla da hani şey yoktur. Hani bu kadar ödül sahibi, bu kadar nasıl anlatayım ben onu? Anlatmak da zor Buket'i gerçekten. Hani bilmesi gereken odur. Şöyle tarzlar da var çünkü. Şimdi ben Buket bana gelir tamam. Stajda benim yanımda işte fotoğraf makinen budur. Şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, şöyle bakacaksın. Artık gerisi sen de kendini geliştir. Onda öyle bir şey yok. Kursiyeriyle beraber sürekli çalışır, sürekli çalışır, sürekli çalışır. Hani ben verdim kursum bitti. Yok öyle bir şey yok. Ben bu nedenle paylaşmayı çok seviyorum. Bu nedenle çok seviyor seni herkes. Paylaştığım gerçekten paylaşmayı çok seviyorum. 4 ay boyunca kursiyerlerime bildiğim her şeyi böyle biliyorum, aktarmak istiyorum. Bunu ve onlar da söylüyorlar ama. Fırsat geldik sonra da bilgimi, tecrübemi, her şeyi onlarla paylaşıyorum. Hiçbir şey saklamıyorum. İşte ben biliyorum, onlar bilmesin. Biliyorum. Hani şey vardır, bak onu söylerim. Hani verebileceğinin maksimum yerine kadar sen veriyorsun. Bak en yüksek diyorum. Tabii ki o kişi daha sonra kendini aşmak, geliştirmek isterse zaten senin yapabileceğin bir şey yok. Tabii yapanlar artık, var, onlarla gurur duyuyorum. Çok başarılı kursiyerlerim var. Gerek ülkemizde gerek yurt dışında ne güzel ödüller alıyorlar, mi? Çok başarılılar. Bunlar benim için bir gurur kaynağı. Tabii onlarla ki. Gurur duyuyorum, çok tabii seviniyorum. Ki. Ve o kadar emek harcayıp öğrendikten sonra bırakanlar için, devam etmeyenler için de üzülüyorum. Ama sonuçta herkesin tercihleri, öncelikleri var. Aynen. Fakat dediğim gibi bunlar işte gerek benden gerek başka bir yerden alınan 4 aylık veya daha fazla veya daha kısa kurslarla olacak iş değil. Gerçekten büyük çaba, emek harcayıp sürekli fotoğraf çekmek, okumak, kendinizi geliştirmek, sergilere gitmek, gerek fotoğraf gerek diğer sanatsal etkinliklere katılmak çok önemli fotoğrafçılığı iletmek için. Evet. Şimdi 26 Nisan'a kadar açık yanılmıyorsam serginiz Buket.
Saat 10-12 saatleri arasında da ziyarete açık hafta sonları, gün içerisinde de mesai saatleri içerisinde aynı şekilde devam ediyor. Yakın Doğu'daki sergim de 26 Nisan'a kadar açık. O da 26 Nisan'a kadar. Peki Buket, zamanımız ilerliyor. Hani bu güzelliklerini konuştuk da yeni projeler, yeni yurt dışı, yeni hikayeler. Her şey var. Her şey var. Neler var? Aslında 2018 benim için biraz yavaş geçti. En önemlisi bir İtalya'da, bir de Fransa'da festivale katıldım. Bir de yine büyük bir sergiye katıldım uluslararası Hindistan'da. Aynen. Onun dışında işte biraz önce bahsettiğiniz fotoğraf sanatında mükemmellik altın ünvanı aldım. Bu yıl da bu ünvanlara senede bir katılabiliyorsunuz. Devam etmek istiyorsanız belli kriterleri vardır. Onları tamamlamanız gerekiyor. Ben de bu yıl son olarak, artık son diyorum bilmiyorum kesin mi, fakat platinyuma başvuracağım. Altından sonra platinyum var. Evet. Ve zaten bütün Kıbrıs'ta, kuzeyde yok zaten. Tek fotoğrafçı benim en yüksek seviyede Kıbrıslı Türk olarak. Güneyde de önümde 3 kişi var. Alırız biz. Şimdi şey, platinyuma başvuracağım. Hazırım zaten. Eminim. Evet, onu alacağım. Sende. Ondan sonra platinyumdan sonra 3 ünvan kalır bu federasyonun. Başka yok. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu dünyadaki en büyük federasyon ve UNESCO tarafından da tanınıyor. Platinyumdan sonra 3 ünvan daha var. Fakat çok emek, çok zaman istiyor. Yaparsınız. Yapabilirim, eminim. Fakat devam etmek istemiyorum diye düşünüyorum. Bilmiyorum, fikrimi değiştirebilirim ileriki zamanlarda. Evet. Uluslararası başka projelerim var. Başka şeyler var. Zamanımı biraz da onlara aktarmak istiyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu unutma sözünü. Hani dedin ya, son 3 ünvan kalır ama bunlara değil, diğer tarafa yönlenmek istiyorum. Evet. Sen şimdi öbür tarafa yönlendin. Oradaki hedefine ulaştın. Eminim, hiç şüphem yok. Sonra diyebilir misin ki şu 3 taneye de, yoksa belli bir süren mi var? Tabii ki devam edebilirsiniz. 5 yıl ara verip önümüz de devam. Açık. Tabii zaman. Bir yıl sonra fikrimi değiştirebilirim, ara verip devam edebilirim. O zaman tamam. Evet, 2018'de bir de en önemli gördüğüm Barcelona Fotoğraf Bienali'ne katıldım. Orada 3 fotoğrafım sergilendi. Tabii ki bu çok güzel bir olaydı. İlk kez bir de 2016 iki yılda bir oluyor. Berlin Fotoğraf Bienali'ne katılmıştım. Tabii bu bienaller, festivaller çok önemli. Çünkü dünyadan, düşünün, Yeni Zelanda'dan, Arjantin'den, Afrika'dan, Asya'dan, tüm kutulardan, Amerika'dan, Avrupa'dan fotoğrafçılar geliyor. Onlarla tanışma imkanı buluyoruz. Kimileri farklı alanlarda çalışıyor. Onların eserlerini görme şansımız oluyor. Değişik fotoğrafçılarla tanışıp değişik görsellere ulaşabiliyoruz ve bilgilere. Çok güzel bir organizasyondu. Eski bir fabrikayı, birkaç yıl önce üretimden durmuş bir fabrikayı sergi salonuna çevirdiler. Bienali orada yaptılar. Çok müthiş bir mekandı. Çok güzel. Evet, çok güzel bir mekan. Onun dışında 2018 böyle geçti. Fakat 2017'nin sanırım sonlarıydı. Tam hatırlayamıyorum. Neredeyse 2 yıl oluyor. Fotoğrafçı bir arkadaşımla, Kıbrıslı Türk, bir proje yaptık. Bitirdik de projemizi. İnşallah kesin değil, fakat Mayıs sonu sergisini açmayı planlıyoruz. Sürpriz. Projemiz ne? Arkadaş kim? Güzel heyecan. Sürpriz. Evet, güzel heyecanlar. Bu arada ben haftaya İran'a gidiyorum bir fotoğraf gezisi için. Fotoğraf çekeceğim İran'da. Uzun bir gezi. Bakalım. 11-12 gün. Geldikten sonra da inşallah bu sergiyi gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım. Çama yaplacığım. İnşallah. Heyecan başladı yine. Gelirsin, evet. Gelirim tabii. Ne demek, seve seve her zaman. Farklı bir konu. Hiç çalışılmamış bir konu sanırım. Mekanlar farklı. Evet. Aslında sen hep kendi kendime bir gün seninle ilgili düşünürken dedim ki ta oralara gidiyor. Bir de kitap yazsa ya orada başına gelenleri, neler geliyor başına. Neler neler, yumurtalar, domatesler, silahlar. Silahlar, milahlar, neler var. Terörist sandılar benim ülkesi, başına Afrika'da. Gelenler, hatırlıyorum, evet. Konuşmuştuk ya aslında, evet. Dikkat edin gittiğiniz yerlerde de. Keyfinizi yapın, fotoğraflarınızı çekin ama hani... Artık her yer karmaşık. Evet, ama başarı için risk almak lazım. Biliyorum. Bak, benim deli göz kızım. Şimdi ben Amerika'da işletme okurken sürekli bizim derslerde şey öne çıkardı.
yüksek risk, yüksek başarı diye. Evet. Ben de hep ondan çok etkilendim. O gün bugündür var, yüksek var. Risk alıyorum. Yüksek geliri olsun, yüksek şey olsun, kazancı i̇şte olsun. İşte böyle sonunda geliyorum kazançlarımda evet. Sana. Vallahi yolun açık olsun sevgili Buket'im. Sergiler bizi bekliyor. Bir heyecan daha yaşatacak bize. Gidecek, gelecek bir fotoğraf sergisi daha. Durduran yok. Hiç enerjin, sürekli üretmek istiyorum. Ürettiğim bitmesin. Zaman mutlu oluyorum. Mutlusun biliyorum. Evet. Senin sergilerin, kursiyerlerinin sergisi, yurt dışı evet, gezileri. Evet, babamın sergi. Babasının sergisi. Daha nice evet, niceleri olsun sergiler, diyorum geziler. Sana. Evet, geziler. Var mı son olarak söylemek istediğin? Yok. Yorgunsun. Yorgunum. Yorgunsun evet. Biliyorum. Fakat gerçekten ilk başta söylediğim gibi çabaların, çok o kadar emeğin evet. Takdir edilmesi çok güzel bir duygu. Kesinlikle. Çok mutlu oldum. Son birkaç haftadır, ondan önce de benim Güney Kıbrıs'ta bir sunumum olmuştu. Benim için böyle son bir buçuk aydır çok dolu dolu geçti kendi gitsin, açımdan da. Hem gitsin. Sunumum oldu onurla yakın gururla. Doğu'da. Evet, evet, sergim açıldı. Sonra Öztan Özatay'ı açtık. Yine Mayıs'ta inşallah sergim açılacak. Dolayısıyla da güzel duygular bunlar. Güzel, üretmekten güzel. Hak ettiğiniz mutluyum. Tek söyleyebileceğim, fotoğraf benim için bir aşk gibi bir duygu. Biliyorum. Bir tutku. Ve ben sürekli onun peşinden gidiyorum. Enerjin bitmesin. Bu çok evet. Önemli. Ve sen enerjini artıracak etkinlikler de devamlı kendin de yaratıyorsun. Zaten seni gelip buluyor. Gel evet, diye kesin böyle. Buluyor, evet. Çünkü o enerjin fark ediliyor senin. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Daha nice nice güzelliklerini konuşalım teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Gözüm üstünde. Sizlere de. Gözüm üstünde. Tamam, Mayıs'ta buluşuruz. Mayıs'ta buluşuruz. Mayıs sonu. Evet, bugünün de sonundayız. İşte her zaman olduğu gibi Buket'le de sergilerini konuştuk, çalışmalarını konuştuk. O alçak gönüllülüğüyle her şeyini yine ifade etti size. Her programımda olduğu gibi. Ne demek gerekiyor? Yolu açık olsun. Gitsin gelsin bakalım neler çekecek bu kez. Özel bir proje vardı dedi bir arkadaşımızla beraber. Onun sergisi olacak. Dolayısıyla böyle sevgili Buket'in adını göreceğiniz sergiler, projeler daha böyle belli ki 2019 yılı içerisinde çok konuşacağımız, çok okuyacağınız haberler olacak. Evet, bugünün de sonundayız. Yarın yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın. İnsanların en değerlisi, insanlara faydalı olandır. Vakıflar İdaresi sundu.